O bunu unuttu dediler. Bak bak bak. Kime diyorlar bunu? Peygamber için diyorlar. Allah'ın elçi olarak gönderdiği bir peygambere bak o kadar gemi azıya almışlar ki he bu kadar mucizeler görmesine rağmen görmelerine rağmen Musa Aleyhisselam Mevla ile tekellüme gitmesine Tevrat nüshalarını alıp gelecek yani buna rağmen bu arada 40 gün zaman bile sabredemiyorlar da hemen bir buzağı heykel yapıyorlar ve ona ilah diye tapmaya başlıyorlar. Hem de başlarında Harun Aleyhisselam olmasına rağmen. Yani başlarında gene bir peygamber var. Onları uyardı ikaz etti Harun Aleyhisselam. O da yumuşak, mülayim. Harun Aleyhisselam da seviyorlar albu ki. Ya yapmayın etmeyin ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz? Dinlemediler. Kalu dediler ki lennebrah aleyhi akifin. Dediler ona tapmaktan yani bu buzaya, heykele tapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Hatta yer cahileyne Musa. Hazreti Musa yanımıza dönünceye kadar. Ve hakikaten öyle yaptılar. Tümmet tehaddümül acle min ba'dihi mâ câetümül beyinât. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra, bu kadar mucizeleri gördükten sonra, bu kadar beyineler geldikten sonra ne yaptılar? O buzayı ilah edindiler. Yani Musa aleyhisselam tabi celadetli bir şahsiyet, fıtrat öyle, sert tabiatlı, sert mizaçlı. Harun Aleyhisselam yumuşak. Bak o da peygamber ama yumuşak ya, dinlemiyorlar. He? Bu kadar mucizeler görmesine rağmen onu dinlemiyorlar ve gene heykel yapıp tapıyorlar. Musa Aleyhisselam gelince niye korkuyorlar? Musa Aleyhisselam sert. Yaptırım uyguluyor. Sert mizaçlı. Bunlara demek bu lazım. Sert mizaj lazım. Kesin tavır lazım. Yaptırım lazım. Uygulama lazım. Yoksa lafla, kınamayla, bilmem neyle olmaz. Olmuyor zaten. Oldu mu? Birleşmiş Milletler efendim ateş kesiyor. Ateş kestiler mi? Kesiyorlar mı? He? Katliama devam ediyorlar. Hatta adam Birleşmiş Milletler'in başındaki adam diyor ki bu katliam, katliam dedi diye, bu bir vahşet dedi diye oradan ne diyor adam? O Siyonist ne diyor? Diyor ki istifa etmesi lazım onun diyor istifa etmesi lazımmış. Nasıl böyle dermiş? Katliam yapan devam etsin. Bunun katliam olduğunu söyleyen istifa etsin. Mantığa bakar mısın? Kafaya bakar mısın? Rahmetli Erbakan hocamızın da dediği gibi. Bunlar demek ki yaptırımdan anlar. Sertlikten anlar. Bunlar güçten anlar. Evet kıymetli kardeşler. Yine Mevla buyurdu? Fe'afevne an Nisa suresi 153. ayet-i kerimede He? an <laughs> buyuruyor. Biz bunu da affettik. Bak neler yapılmış, neler edilmiş. allah Teala bunu da ne yapıyor? Affettiğini beyan ediyor. Bunların imanlarında demek zafiyet var. Yani işlerine gelmediği zaman peygambere bile kafa tutuyorlar. Allah'a bile bir takım isnatlarda bulunabiliyorlar. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri kainatı altı günde yarattı. Evet, Bunlar diyorlar ki yedinci gün istirahate çekildi. Hafta yedi gün ya. Altı günde yarattı. E, demek ki bir gün istirahate çekildi. O günde cumartesi, cumartesi günü bizim tatilimiz olsun diyorlar. Şimdi tabii Mevla kainatı altı günde mi yarattı? Altı evrede yarattı evet. Mevla Teala Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Estağfurullah. Velakat halak semavati arda ve ma beynehuma. Velakat halakna Andolsun biz yarattık es gökleri vel ard yeri ve ma baynehuma. göklerin ve yerin arasında bulunanlar ne varsa yarattık fi sitteti eyyam 6 günde 6 evrede yarattık. Şimdi bunlar ne diyorlar? Evet doğru ama Allah yoruldu. 7. gün istirahate çekildi. Halbuki Mevla ne diyor? Kaf suresi 38. ayette ve ma messena millugub Bak bize bir yorgunluk dokunmadı. Yani altı günde olması elbette çok hikmetler var ama yedinci gün dinleneyim çok yoruldum haşa ve kella. O kainatın Rabbi, o ilah, ilah yorulmaz. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Her şeye kadir Allah Celle Celaluhu. Yani Allah'a inançları konusunda ne var? Zafiyetleri var. Evet kıymetli kardeşler. E dolayısıyla bu gibi meselelerden, sözlerinde durmamalarından, peygamber katletmelerinden, peygamberleri uğraştırmalarından, başlarında peygamber varken bile buzağı heykeli yapıp ona tapmalarından ve daha pek çok meselelerden dolayı bak haksız peygamber katlediyorlar, şehit ediyorlar. Nice peygamberleri şehit etmişler. Ve işte ondan sebep lanete müstahak oldular. katleri mühürlendi. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri daha pek çok ayette ne yapıyor? Bunları bizlere beyan ediyor. Şunu da hemen arz edeyim bitirmeden. Hani ve mâ mesenâ millûhûb buyurdu ya Mevla. Bize bir yorgunluk dokunmadı. Çünkü bak Yasin suresinde de sonunda da Mevla ne diyor? Estağfirullah. İnne mâ emruhu izâ erâde şey'en eyyekûle lehu kün feyekûn. Bir şeyi dilediği zaman Mevla Teala onun emri o şeye ancak ol demektir. Kün fe hekün. Ol der o da hemsey.